Değerli izleyenler, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de maalesef ki bu acı görüntülerle karşı karşıyayız ve Marmaris ormanları 3 gündür söndürülemiyor. Peki orman yangınlarına nasıl müdahale edilmeli? Türkiye Yangından Korunma Derneği Orman Yangınları Komitesi Başkanı Levent Yasa ile konuşacağız. Sayın Yasa, yayınımıza hoş geldiniz ve geçmiş olsun diyelim. Hoş bulduk efendim, çok teşekkürler. Tüm ülkemize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi orman yangınları nasıl söndürülür diye soracağım ama şu açıdan, mesela diğer afetlerde olduğu gibi işte ilk 24 saatte müdahale çok mu önemlidir? Hani ne gibi detayları vardır bu işin? Evet, orman yangınları doğaları gereği söndürülmesi en zor yangın tiplerinden bir tanesi. Hava şartları, yakıt olan ağaçların miktarı, orman sıklığı, bölge topografyası, rüzgarın olup olmaması ve su kaynaklarına yakınlığınız ve uzaklığınız orman yangınlarına müdahalede en büyük etkenlerden bazıları. Hava müdahalesi ve kara müdahalesinin birlikte yapılması orman yangınlarının önlenmesi için çok çok önemli. Bunun haricinde orman içlerine açılmış olan yangın yolları, yangın güvenlik şeritleri ve bu şeritlerin temiz halde tutulması, orman bölge müdürlüklerine bağlı söndürme ekiplerinin bu yolları kullanarak yangına olabildiğince yaklaşması ve iş makineleri, dozerler vasıtasıyla orman içinde yanan bölgenin çevresini şeritler halinde çevirerek yangının belli bir bölgede kısıtlı olarak tutulabilmesi orman yangını söndürmenin ana etkenlerinden bazıları. Bunları uygulamakta tamamen Orman Bölge Müdürlüğü ve bölge belediyelerinin desteğiyle mümkün. Onun haricinde yeterli gelmediği kısımlarda ordudan, yani bölgede bulunan askeri birliklerden ve diğer kamu kuruluşlarının elindeki ekipman, teçhizat, cihazlardan faydalanılması da doğru bir yöntem. Fakat en önemlisi bunlardan havadan kesintisiz müdahale yapılması. Çünkü havadan direkt kesintisiz bir müdahale olmadığı sürece tam olarak bir söndürme sağlamanız orman yangınlarında mümkün değil. Çünkü orman yangınları çok yüksek hararetlerle yanan ve rüzgarın şiddetine göre yayılması çok hızlı olabilen yangınlar. Peki Sayın Yasa, şimdi gece olunca ekipler durmak zorunda kalıyor. Özellikle de hava kuvvetleri durmak zorunda kalıyor. Bu durumda evet, yangının ilerleyişi nasıl kontrol altına alınabilir? Biraz önce bahsettiğim gibi gece müdahale kesildiği zaman, havadan müdahale kesildiği zaman ormanın ilerleyiş yönüne doğru emniyetli mesafeden orman içine şeritler açılarak dozerler ve iş makineleri vasıtasıyla orada yakıt olabilecek tüm ağaçlar ortadan kaldırılarak ormanın yangının ilerleyişindeki orman yapısı seyreltilerek ormanın ilerleyişi yavaşlatılabilir. Yeterli genişlikte eğer yangın yolları açılabilirse ormanın yanması yavaşlatılabilir. Fakat tam bir söndürmeye yardımcıdır. Tam bir söndürme sağlamaz. Ancak ilerleme yavaşlatılabilir. Onun haricinde tam söndürme için yine havadan ve karadan ortak bir müdahale yapılması şarttır. Peki tam da bu hususta, bu yangın için şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün sabah saatlerinde açıkladı. Gece görüşlü helikopterler bugün ya da yarın devreye girecek dedi. Aynı zamanda evet, da tek seferde 7 ile 10 ton su atan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterleri de geldi dedi. Bunlar bu yangının seyrini nasıl değiştirir? Temennimiz gece görüşlü helikopterlerin bir an önce gelmesi ve müdahalenin, özellikle havadan müdahalenin hiç kesintisiz biçimde devam ediyor olması. Çünkü siz akşam vaktine kadar müdahale ediyorsunuz, yangını belli bir yerde soğutuyorsunuz, ısısını düşürüyorsunuz, yayılmasını yavaşlatıyorsunuz. Fakat hava karardığında, gece görüşlü helikopterler olmadığında müdahale kesintiye uğruyor ve o yangın yine sanki hiç müdahale edilmemiş gibi tekrar büyüyerek aynı büyüklüğe ulaşıyor sabaha kadar. İşte bunun olmaması için kesintisiz müdahale şart. Bu gece görüşlü helikopterler eğer bir önce işleme girerse, yani faaliyete başlar ve müdahaleye başlarsa, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin elindeki helikopterler de bu müdahaleye destek olursa yangının kısa sürede kontrol altına alınabileceğini ben değerlendirebilirim. Peki bizim gece görüşlü helikopterimiz mi yok? Neden bu zamana kadar devreye girmedi? Bugüne kadar gece görüşlü helikopterimiz yoktu. Şu ana kadar benim de edindiğim bilgi, bu gece görüşlü helikopterler konusunda Sayın Bakanlarımızın yapmış olduğu açıklamalarda olduğu gibi tedarik aşamasında olunduğu ve kısa süre içinde devreye gireceğidir.
Peki şu an yangında biz ne durumdayız sizce? Çünkü 250 hektarla başlamıştık, öyle söylenmişti. 400 hektarın üzerine çıktık. Evet. 3500 futbol sahası büyüklüğünde, hani izleyicilerimiz için evet. de daha açıklayıcı olsun. Bu evet. alan yandığı söyleniyor. Sizce biz şu an bölgede ne durumdayız? En azından mesela kontrol altına alınabilmesi için. Çünkü 5 ayrı noktada ilerliyor. Ve belki de evet. en önemlisi. Sizce de sabotaj ihtimali yüksek mi? Şimdi yangının çıktığı günü göz önüne alırsak beyanlar ve açıklamalarda şöyle bir şeyle karşılaşmıştık. Yangın 3 ayrı noktada aynı anda başladı diye beyanlar olmuştu. Bu konuda da Cumhuriyet Savcılarımız araştırma içinde bildiğim kadarıyla yangının, bir orman yangının 3 ayrı noktada aynı anda başlaması imkansıza yakın bir ihtimal. Bir noktada başlayıp başka noktalara çok hızlı şekilde yayılabilir. 3, 4, 5, 6 noktaya çok hızlı şekilde yayılabilir. Fakat bir noktadan başlayan yangının başka bir noktada aynı anda başlıyor olması akıllarda tabii ki şüphe oluşturuyor, soru işareti bırakıyor. Bu çok mümkün olmayan bir şey. Aynı anda başlaması imkansız. Şu anda yangının göstermiş olduğu yayılma da rüzgardan kaynaklı. Rüzgar yangının yayılmasını çok hızlandıran bir etken. Yangınlara müdahalede, orman yangınlarına müdahalede ana etkenlerden bir tanesi de belli bir alanı feda etmeniz gerekiyor. Yani orman bölge müdürlüğünün araçları veya diğer kamu kurumu araçları yangının olduğu yerin dibine kadar yaklaşıp yakın mesafesine kadar gelip yangına direkt müdahale edemiyorlar zaten oradaki coğrafi şartlardan dolayı. Bu coğrafi şartlardan dolayı belli bir miktar ormanı göz ardı ediyorsunuz, gözden çıkarıyorsunuz ve arkada kalan ormanla yanan bölge arasına yangın şeritleri oluşturarak yangının belli bir alanda kalmasını ve o bölgede uçaklar ve kara birlikleri vasıtasıyla soğutma sağlayarak yangının söndürülmesine çalışıyorsunuz. Şimdi bizim geçen sene de çok içimiz yandı, biliyorsunuz ki sizlerin evet. de hepimizin de çok içi yandı. Bunda da sabotaj ihtimali yüksek. Geçen sene de hatırlarsanız evet. ardı arkasına böyle yangın haberleri almaya başlamıştık. Bunlar aslında evet. daha başlamadan önce ne gibi önlemler alabiliriz? Yangınların erken tespit edilmesi, erken uyarı sistemi çok çok önemli. Orman Bölge Müdürlüğü'nün kule ve kamera sistemleri var. Bunun haricinde artık günümüzde drone teknolojileri çok gelişti, biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da Orman Genel Müdürlüğü'nün drone tedariği için bir çalışması olması gerekiyor. Olması var diye biliyorum. Bir çalışması olduğunu biliyorum. Dronlar vasıtasıyla 24 saat boyunca orman yangını riski içeren bölgelerimiz, yani Ege ve Akdeniz kıyılarımızda 24 saatlik devriyeler oluşturularak yangının erken tespit edilmesi çok çok önem taşıyor. Yangınlara başladığı anda müdahale etmek, yani yangın büyümeden, yayılmadan, harareti yükseltmeden müdahale etmek yangının çok daha çabuk söndürülmesini, az hasarla atlatılmasını sağlıyor. Peki oldu da haliyle, biz yangını o şekilde drone'la tespit ettik ama gece tespit ettik. Ne yapacağız? Bu konuda da işte gece görüş imkanı olan helikopterlerimiz Hı-hı. olsa çok hızlı bir müdahaleyle yangın daha başlangıç aşamasındayken söndürebiliriz. Fakat gece görüş imkanı olan helikopterleriniz, hava taşıtlarınız olmadığı zaman ancak karadan kısıtlı müdahaleyle yangına müdahale edebilirsiniz. Sadece karadan müdahaleyle de yangınların söndürülmesi çok 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 zor. Yani çok insanüstü bir çaba sarf ediyor. Orada ekipler, sizler de haberlerinizde zaten paylaşıyorsunuz. Gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Ama ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, hava desteği olmadan bu derece büyümüş olan yangınların söndürülmesi imkansıza yakın. İnşallah bu sene ilk ve son olur bizler için. Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasak, katıldığınız için çok teşekkür ederiz, paylaştığınız kıymetli bilgiler için de. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Umarım bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. İnşallah. Tüm temennimiz bu yönde. Teşekkürler.